Şöyle de şanslı. Öncelikle bu fırsatı bize veren, bu çalışma konusunda her zaman bizim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanıma teşekkür ediyorum. Tabii ki bu da bizim 2019 yıllarında verdiğimiz vaatlerden biriydi. Doğalgaz vardı, işte otopark vardı, meydan vardı, sanayi vardı, gençlik merkezi vardı, mesire alanları vardı ve işte doğalgaz vardı. Hem ben söz vermiştim, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler söz vermişti. Sayın Bakanımız gerçekten bu 4 yıl içinde hiç durmadan Kumru'muzda ve diğer ilçelere doğalgaz getirmek için çok sarf ettiğini, çok uğraştığını ben bilen bir kişiyim. Allah izin verirse bu sene Kumru'muzda 10 bin metre alan, yani 10 kilometre döşenecek. Yaklaşık Kumru'nun merkezimizin %80'ini bu sene doğalgaz yakmış olacak. Şu anda başladı ama Allah izin verirse Aksa firmamızın müdür beyin Doğan Bey'in de buradan teşekkür ediyorum. Doğan Bey'in çok emeği geçti bize. Doğan Bey'in demesine göre 11. ayda Kumru'muzda gaz vermeye başlanacak. İnşallah bu kışın Kumru'muzun %80'i rahat bir şekilde gazını yakarak keyfini sürecekler. Tamam. Yani doğalgazın yapılmasından hepimiz mutluyuz. Hani en azından insanlar odunla, kömürle uğraşmayacak ve maliyeti de daha az olacak. Bu bizim için bir avantaj olarak görüyorum yani burada yaşayan insanlar için. Sonuçta dediklerimizin yapılması halk için olumlu bir şey. Halk da bunu güveniyor yani iş başkanına. Güzel bir şey bence. Hem Kumru Belediye Başkanı'na hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na doğalgaz için teşekkür ediyoruz. Evet. Bu yıllardan beri beklediğimiz Kumru halkı olarak yani bir hizmetti. Bu da çok şükür başkanımız Allah razı olsun. Büyükşehir olmasından da memnunuz. Mesela bugün diyelim ki köy yolları dört dörtlük hizmet veriliyor. Yusuf Başkan, geri kalan da Yusuf Başkanımız bunu haliyle tamamlıyor. Bizimden de memnunuz, başkanımızdan da memnunuz, büyükşehirimizden de memnunuz. Vallahi Allah razı olsun hükümetimizden de, başkanımız, cumhurbaşkanımızdan da, belediye başkanımızdan da. Allah herkesten binlerce razı olsun. Başkanımızdan da, herkesten de. Vesile olanlardan da, yapanlardan da Allah bin kere razı olsun. Sıkıntılıydı ortalık. Ormandan odun alsan yasak. Odun getirsen odun yetiştiremiyorsun. Şimdi gerçekten doğalgaz geliyor dediğinde biz kendimize geldik. Biz sevindik yani, çok sevindik. Başkanımızın sayesinde her şey daha güzel olacağını tahmin ediyoruz. Hayırlı olsun Kumru için. Sobalı sistem. Yanıyordu işte kömür, sobası, sistemde yanıyordu. Ama bu şekilde daha güzel olacağına inanıyoruz. Ve en azından buradaki memurların çoğu %90'ı Fas'ta kalıyordu. En azından hava kirliliğinden, en azından maliyetlerinden. Yani buradaki binada ben duruyorum. 30 milyar yani senelik bir maliyetimiz oluyordu. Yani çok kötü bir durumu vardı. Hem yakıt olarak hem kirlilik olarak. Doğalgazın gelmesi başkanımızdan Allah razı olsun. Ve emeği geçen herkesten çok iyi yani bizim için bir mutluluk. Biz ormandan odun yakıyoruz. Gerek kaçak yakıyoruz, gerek ormacılarla işbirliği yapıyoruz, satın alıyoruz ormaniyeden ama olmuyor, zor oluyor. Evet. Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza saygılar, selamlar. Bize yardımcı olsun biraz burada. Doğalgazın konforunu, nimetini, faydalarını, ucuzluğunu uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Bu anlamda Kumru'ya çok geç kalınmış bir hizmet. Ama başkanımız sağ olsun verdiği sözleri tutuyor. Hepsini tek tek yerine getiriyor. Biraz geç oldu ama iyi oldu. İyi olacak inşallah. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Kumru Belediye Başkanı'na teşekkür ederim.